Bilim'den merhabalar. İklim Ekonomisi programıyla karşınızdayız. Bugün çok önemli bir konumuz var. Bir iklim savaşçısıyla beraberiz. Burada iklim savaşçı derken küresel ısınmaya karşı savaş veren Aynur Acar'la beraberiz. Kendisi çevre uzmanı, çevre danışmanı. Uzun yıllar çeşitli kuruluşlarda, devlet bünyesinde, belediyelerde çevre konusunda çalışmalarda bulundu. Aynur Hanım, biraz kendinizden söz eder misiniz? Çevre konusunda neler yapıyorsunuz? Çevre konusunda neler yapmıyorum ki diyeyim ben size kısacası. Çevrede bütün halkalar birbirine bağlı. Bir zincir oluşturuyor. Bir tanesinin olumsuz etkilenmesi diğer halkaları da beraberinde etkiliyor. Yani bir susuzluk gıdayı da etkiliyor, evlerimizi de etkiliyor, şehrimizi de etkiliyor, tüm Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkiliyor. Onun için de çevrenin her alanında tabii ki faaliyet göstermeye çalışıyorum ama önceliğim tabii ki kentleşme ve doğru kentleşme. Bu doğru kentleşmenin içinde de olması gerekenlerin, uygulanması gerekenlerin doğru uygulanması üzerine mevzuatlardan yola çıkarak hareket ediyorum. Ağırlıklı hedefim bu benim. Bugüne kadar da belediyelerle birlikte bu şekilde çalıştık 15 yıldır. Belediyelerle birlikte onların mücavir alanlarının içinde iklim değişikliğine yönelik alınması gereken tedbirler, atık yönetimi, çevre yönetimi, bütün bunların altyapılarını inşa edecek şekilde çalışmalar yürüttük. Çok önemli bir aslında bir background diyebiliriz çevre konusunda ve ciddi çalışmalar. Yani neredeyse çeyrek asra yaklaşan hala da devam ediyorsunuz bu alanda mücadele etmeye. Çeşitli çalışmalarınız da var, kitap çalışmalarınız. Evet. İki adet diyebiliyorum. Belki evet. Üçüncüsü geliyor demiştiniz bize. Evet. Biraz ondan söz eder misiniz? Nelerdir? Şimdi bu çevre konularına ilk başladığımda tabii Türkiye'de 2951 belediyeye çalışıyorduk. Ve bunları yaparken de bir şey fark ettik. Yaptığımız çalışmalarla ilgili herhangi bir kitapçığın bulunmadığıydı. Yani bu özellikle geri dönüşümün anlatıldığı bir kitap. Ekonomiye kazandırılması anlamında ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle ilgili ve atıkların geri dönüşümüyle ilgili bir çalışmanın olmadığını gördük. Ve o zaman ben oturdum neler çöp neler çöp değil diye. Her kesimden, her yaştan insanın anlayabileceği bir kitapçık toparladım. Ve o çok ilgi gördü. Türkiye'nin her bir tarafına dağıttık bu kitapçığı. Daha sonra aradan biraz zaman geçtikten sonra da tabii hep çalışmalarımıza yön vererek hareket ettik. Dedik ki ya işte çevreci yaşam kılavuzuna dönüştürelim bunu birazcık güncelleyerek. Ona daha ilaveler yaparak çevreci yaşam kılavuzuna dönüştürdük. O da çok verimli oldu. O daha çok yere dağıtıldı. Çünkü üçüncü baskı dahi yapıldı onda. Türkiye'ye yine dağıtıldı birçok yere. Şimdi de birinci parti dağıtıldı. İkinci partisi tekrar güncel verilere göre güncellenerek iklim değişikliğini Türkiye etkileri kitabı üzerinde çalışıyoruz. O da inşallah 2018'de bir büyük bir zirvede dağıtılacak diye umut ediyoruz. Orada hareket edeceğiz yani dağıtacağız. Çok önemli bir çalışmalar. Şimdi iklim değişikliği deyince, küresel ısınma deyince ikisi tabii bir arada ve iklim ekonomisi dediğimiz zaman bunların bütün bir ekosisteme bir zararı var yani bu dönüşümün. Bunun en büyük etkilerinden bir tanesi karbon ayak izi diyoruz mesela. Çevre karbon ayak izini yaratan şey de tabii ki atık. Ne atık değildir ne çöp değildir. Bunu ayırmamız çok önemli. Böyle kısa örneklerle ne çöp değildir ne değildir. Biraz böyle bir örnek verseniz istiyorum sizden. Şimdi ayak izimiz, karbon ayak izimiz öncelikle her bir bireyin kendisinin oturup hesaplaması ve ölçmesi gerekiyor. Tabii bunu topluma anlatamıyoruz. Biraz daha henüz o bilince sahip bir seviyeye gelmedik. Ama en basitinden evlerimizden başlayabiliriz her bir birey olarak diye düşünüyoruz. Bu da çöplerimizi evlerimizde minimize ederek yapabileceğimizi düşünüyoruz. Yani çünkü bunun nedeni de şu. İklim değişikliğinin en büyük sebebi atmosfere saldığımız gazlar. Ve bu gazların da en yüksek oranında olanı kentlerdeki atıklardan kaynaklı metan gazı. Yani kentlerdeki atıklardan kaynaklı metan gazı %150 oranında artış göstermiş durumda. Yani bu uluslararası IPCC'nin ilan ettiği, deklare ettiği bir oran. %150 oranında. Bu da şunu gösteriyor. Tüm dünyada ve aynı zamanda Türkiye'de, Türkiye'nin her bir ilinde, her yerinde çöplerin evlerde geri dönüşüme kazandırılarak azaltılması gerekiyor. Ben kendimden örnek vereyim, basit bir örnek vereyim. Ambalajlarımı ayırıyorum, bir kenara koyuyorum. Çünkü onları geri dönüşüme gönderiyorum.
Diğer taraftan normal evsel atıklarımı da ayırıyorum. Orada bakın onun içinde organik olanlar var. Organik olanlarla da şimdi herkes buna gülüyor benimle böyle bunları konuşurken. Solucanlarım var evde. Solucanlara veriyorum organikleri ve gübre yapıyorum çiçeklerime. Misal veriyorum. Ve benim evimde haftada şu kadarcık bir çöp çıkıyor. Ve ne oluyor? Ben çöpü azaltmış oluyorum. Yani ben çöp dağlarına, metan gazı üreten çöp dağlarına, çöp depolama sahalarına çöp göndermiyorum sorumlu bir vatandaş olarak. Ben bunu gerçekleştiriyorum. Bu söylediğiniz beni çok heyecanlandırdı gerçekten. Çünkü iklim değişikliği deyince bununla mücadele hep devletlere bırakılıyor. İşte Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı'nın 23.sü işte Almanya'da yapıldı. Evet. İşte Türkiye'nin bir takım itirazları oldu, çekilmeler oldu ama yani ve şöyle bir düşünce var. Birey olarak tek başımıza bununla mücadele edemeyiz. Evet, belki evet, mücadele edemeyiz ama evet. Sizin bu gösterdiğiniz örnekten hareket ederse bunları ele alıp tek tek bireylerin böyle milyonlarca birey olduğunu düşündüğümüz zaman aslında mücadele de edebiliriz. Edilebilir. Bir örgütlü bir yapı gerekiyor yani burada. Yani şurada altını çizeyim, özellikle solucan olması gerekmiyor. Organik atıklar bahçelerimizde bile bir köşesinde gübre olarak kullanılabilir ve gübre üretilebilir. Onu da özellikle apartman bahçelerinde, site bahçelerinde bir köşe oluşturulabilir. Biyogaz var değil mi? Biyogaz biraz farklı bir olay. Biyogaz tamamıyla köylerdeki hayvansal atıklardan ve köylerdeki tarla, bağ, bahçe, işte kanola, ayçiçek atıklarının birleştiği tarım artıklarıyla hayvansal atıkların, hayvan dışkılarının birleştiği bir karışımdır ve ondan üretilen bir gazdır biyogaz. O biraz farklı bir olay. Kentlerde yapılabilecek bir şey değil. Şöyle, ama... onu şundan sordum. Çünkü kentlerde bir model sundunuz bize. Evet. Evsel atıkların azaltılması, çöp dağlarına gelir. İkincisi, biyogazla beraber taşrada. Evet, taşra köylerimizde, da kasabalarımızda. Bir çözüm var. Aslında çözüm var. Var. İki her şeyin bir çözümü var. Kaldı ki bunlar geri dönüşüm ve ayrıyetten bize enerji olarak geri dönen, aynen, gübre olarak geri dönen, artı değer olarak geri dönen, dijital fayda ekonomik olarak geri dönüyor bunların, evet, hepsi bize. Bunlar yani bir iklim ekonomisi, ekosistemi, evet, oluşturuyor esasına, evet, bakınca. Yani küresel iklim değişikliğiyle mücadelede atılacak adımlar bir artı değer, artı bir iklim ekonomisi, kesinlikle, bize getiriyor. Kesinlikle. Olumlu manada. Türkiye'de neler yapılıyor? Türkiye nasıl etkilenecek bu küresel ısınmadan, bu iklim değişikliğinden? Türkiye aslında son 10 senedir çok ciddi anlamda etkilenen bir ülke oldu. Çünkü bunu bariz bir şekilde göllerimizde, derelerimizde, akarsularımızda, barajlarımızda çekilmeyle, suyun çekilmesiyle hissettik. Diğer taraftan Konya Ovası gibi bir Türkiye mahsulünün %40'ını ürettiğimiz bir ovada suların aşama aşama, şöyle diyelim 250, 500, 750, su kanallarında sular çekile çekile motorlarla yeraltı kaynak sularımızı da tükettik. Ve bu yeraltı kaynak sularını biz çektikçe akarsularımız, derelerimiz, göllerimiz beslenemez oldu. Ve ne oldu? Konya Ovası'nda da bu sular çekildikçe obruklar oluşmaya başladı. Büyük büyük devasa göçükler oluşmaya başladı. Yani orada da artık mahsul üretemez hale geldik. Bu da tamamıyla köylümüzün bilinçsiz sulamasından kaynaklanıyordu. Ha, şimdi bir takım önlemler alınmaya başlandı. İşte damla sulama sistemleri, daha ekonomik şartlardaki sulama sistemleriyle ilgili bilinçlendirilmeye başlandı. Ama ve lakin daha tamamıyla Türkiye'ye yayılmış değil bu durumlar. Bizim tam anlamıyla Türkiye genelinde hamleler yapmamız gerekiyor. Enerji dediniz az önce mesela, enerji üretimi. Otoprodüktör enerji bizim için çok önemli. Enerji bizim için niye önemli? %25 yurt dışına bağımlıyız. Çünkü ithal doğalgazla, otoprodüktör sistem santrallerle enerji üretip sanayimizi besliyoruz, evlerimizi besliyoruz. Termik santralleri gün be gün yenileyerek, yeni yeni termik santraller açarak fosil yakıtlarla enerji üretiyoruz. Kaldı hidroelektrik santrallerinin çevreye verdiği zararlar. Evet, yani bir... bunlardan biz tasarruf edebiliriz. Bizim 1900, 2000, 2200 gibi radyasyona sahip bir güneşimiz var. Ve bütün dünyanın gözü bizim bu güneşimizde. Türkiye'de pay kapsak da bu güneşten biz de enerji üretip Türkiye'ye satsak, oradan dünyaya satsak diye. Ama diğer taraftan bir Danimarka 800, bir Almanya'nın güneş şehri Freiburg 900 radyasyonla güneş şehri olmuş.
Ya bu çok acık durum aslında. Biz, çok çok daha yüksek aslında. Biz de 1900-2200'e kadar diyorum bakın. Ve biz bununla sadece su ısıtıyoruz. Çatılarımıza sadece su ısıtıyoruz. Çok acı bir durum. Ha, güneş santralleri yapılmıyor mu? Güneş tarlaları yapılmıyor mu? Yapılıyor. Yapılıyor ama yeterli değil. Daha çok yapılması gerekiyor. Yalnız bunu yaparken bir şeye dikkat etmemiz lazım. Ekili alanları kullanmadan, ekili alanları mahvetmeden. Zaten tarımımızda geriledik. Bunu tamamıyla geriye gitmemek için, daha da kötü olmaması için ekili alanlara değil. Daha böyle bakir olan, mahsulün olmadığı, ekilemediği yerlerin değerlendirilmesi. Türkiye'de ithalata bağımlılıktan söz ettiniz enerjide. Evet. Bu ithalata bağımlı olduğumuz ürünler de diyelim, yani ham maddeler, işte kömür de mesela, evet, yüksek karbonlu kömür olmadığı için Türkiye'de lignit olacak, onu da ithal ediyoruz. Evet. Bunların hepsi aslında karbon salımı, fosil yakıtlar. Atmosfere saldığımız gaz. Hem ithal edip oradan bir zarar ediyoruz, hem de doğayı kirletiyoruz. Ama aslında hiçbir şekilde doğayı kirletmeyecek bir enerjimiz var dediniz. Var, güneş var. Ve Türkiye'nin güneşi, çok güzel bir güneşi, evet, var dediniz. Burada kritik önemli olan ise bunun ekilebilir alanlara değil, daha böyle bakir alanlara, ekilmeyen alanlara böyle kurak, yani ekilemez alanlarımız çok fazla Orta Anadolu'da. Belki ona göre bir planlama yapılabilir. Siz belediyeler çalıştığınız için soracağım. Şimdi merkezi planlama var Türkiye'de ama Türkiye'de aslında yerel yönetimler ve yerel planlama daha önemli. Çünkü yereli bilen insanlar. Belediyelerinle bu konuda belki bir güneş atağı, bir güneş seferberliği başlatılabilir mi? Sizin bu yönde bir oldu, çalışmalarımız oldu. Zaten bunu hakikaten gururla söyleyebilirim. Geçen EGD'nin toplantısında da bir sürprizle karşılaştım. Belediyelerde çok şey yaptık biz 15 yılda. Onların hem vizyonunu genişletmek anlamında, hem altyapılarını kurmak anlamında, hem de hakikaten bir şeyler yapılmış olsun istedik ve çok projeler yaptık. Bunların içinde de enerji verimliliğini sağlayacak, güneş enerjisiyle enerji üretecek binalara kadar örnekler vererek eğitimler verdik biz. Belediyelerin hepsine verdik bunları. Ama tabii bizim en büyük dezavantajımız şu oldu, bunu da her yerde söylüyorum. Kadro değişiklikleri, eleman değişiklikleri, bizim eğittiğimiz insanların o makamlarda, o koltuklarda oturmuyor olması bizim sürekli bu konuları yenilememize ve zaman kaybetmemize. O zaman bir liyakat sorunu burada da var. Var, kesinlikle var. Yani bu çok acı bir durum. Mevzuatlar değişiyor, bakıyoruz ekip yok. Efendim söyleyeyim, seçimler yapılıyor, bir bakıyoruz eğittiğimiz insanlar yok. Ekipler mevzuat uymuyor. Evet, ve şunu söylüyoruz. Artık ben böyle kendimi avutuyorum. Diyorum ki yetiştirmiş olduğumuz en azından bazı insanlar piyasada, ortada, bir takım kurumlarda, bir takım şirketlerde, belediyelerde çalışıyorlar. Bilinçli çalışıyorlar. İklim savaşçıları ve iklim gönülleri, evet, diyebiliriz yani, belki, evet, bunlara. Evet, böyle düşünüyoruz. Ve biz yeni yeni insanları yetiştirmek için açıkçası 15 yıldır, bir hafta önce saydım, 478 seminer vermişim gönüllü olarak. Bunlar benim tamamıyla gönüllü olarak yaptığım çalışmalar. Bunlar seminerler, tabii televizyon programları, basın yayındaki faaliyetleriniz ayrı tabii. Hepsi ayrı. Siz aynı zamanda Ekonomi Gazetecileri Derneği olarak bizim yaptığımız Küresel Isınma Kurultayı'nın hem üyemişsiniz hem de Küresel Isınma Kurultayı'nın da bilim kurulundasınız. Evet. Orada sene 9.sunu yaptık. Orada da büyük emekler verdiniz. Başlangıçtan vardı. İlkinden bugüne kadar, evet, 9.sına kadar. Bunun sizce nasıl bir faydası oldu topluma? Yani nasıl? Şimdi yaptığımız bütün bu çalışmaları topluma duyurmamız gerekiyordu. Topluma duyurmanın yolu da basın yayından, medyadan geçiyor. En büyük dezavantajımız o zaman medyaya ulaşamamaktı. Ama Ekonomi Gazetecileri Derneği, Celal Başkan'ın öncülüğünde dedik ki yani bir şeyler yapalım. Bu bizim bir sosyal sorumluluk çalışmamız olsun. Bir farkındalık yaratılması gerekiyor. Bir farkındalık yaratalım. Ama önce nereden başlayalım? Bu haberleri yazan editörlerimiz var ya, bu muhabirlerimiz var ya dedik, onların çevre konusunda bilinçlenmesini ancak Küresel Isınma Kurultayı'yla sağlayabiliriz. O zaman önce çevreci gazeteciler, çevreci, evet, medya, daha sonra, evet, çevreci bir toplum. Evet, aslında aynen. Medya. Yani biz önce onların farkındalığını yarattık, gazetecileri yetiştirdik. Yani yetiştirdik değil, onların hissetmesini sağladık bu durumu. Ve bu Küresel Isınma Kurultayı'nda davet ettiğimiz her gazeteci aslında çevre konusunda haberi yokken bile dersine çalışarak geldi. Çünkü oturum başlığına göre hazırlanarak geldi. Bu da bizim için bir avantaj oldu. Bir, aslında bir eğitim. Eğitim gibi bir şey oldu, evet. Ve bu bizi mutlu etti. Bir de gördük ki 9 senedir gazetelerdeki köşelerimiz artmaya başladı. Haberlerimiz artmaya başladı ve biz bundan mutlu olduk tabii. Neden? Artık sesimizi duyuruyor olduk. En azından basın yayın yoluyla.
Yani böyle bir şey oldu. Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin bu yöndeki bu küresel ısınma kurultayıyla çok büyük rolü var medyanın bu konuda dikkatini çekmek aslında için. Aslında Türkiye'nin bu iklim değişikliğiyle mücadele etmesi, dünyanın da tabii mücadele etmesi bireyler anlamında söyledik ama medyanın, önce medya sektörünün ve basın mensuplarının belki de birer iklim savaşçısı olması gerekiyor ki bunu aşılayabilsinler topluma ve topluca bir ortak harekette iklimle mücadele edelim. Çünkü çok büyük bir karşımızda çok büyük bir düşman var. Evet, çok. Kendi çok, yarattığımız bir düşman kendi var. Kendi yarattığımız, bizim sebep olduğumuz, yani insanlar olarak, bakın bunu canlılar olarak demiyorum. Çünkü diğer canlıların bu dünyaya bir zararı yok. Allah her canlıya bir görev vermiş bu dünyada. Demiş ki işte bu bunu yapacak, bu bunu yapacak, yılanın görevi şu, işte bunun görevi şu falan. Her canlının bir görevi var. Biz insanların da görevi var. Aslında bizlere de sorumluluk vermiş. Ama biz onu suistimal ediyoruz ve iyi niyette kullanmıyoruz. Ve çevreyi biz çok kirlettik. Çok kirlettik. İşte devrimlerle, işte petrolün bulunuşuyla, işte teknolojilerin gelişmesiyle ve kirlete kirlete bugüne geldik. Şu anda biz aslında bugün tüm dünya aynı anda ortak hareketle tedbir aldığı takdirde dünyayı kurtarabiliriz veyahut da biraz ömrünü uzatabiliriz. Ama maalesef ben buradan tedbir alırken diğer taraftan Afrika'daki tedbir almazsa veyahut da işte Orta Doğu'daki tedbir almazsa bir anlam ifade etmiyor. Topyekun bir mücadele insanlık olarak gerekiyor. Topyekun bir mücadele gerekiyor. Çünkü dünyanın, ben bundan 5 sene önce bir şey demiştim. Arkadaşlarımızla iklim değişikliğinin Türkiye etkileri kitabında buna yer veriyoruz. Dünyanın 25 yıllık bir ömrü kaldı falan gibi böyle. Hani bir medyumluk yapalım orada falan dedik. Ama o çok ciddi bir durum. Çünkü ısınma hızla artıyor. Bunu ciddi anlamda yavaşlatmanın yolu da alınması gereken tedbirler. Ülke olarak tedbir almadık, aldık. Bakın, protokoller yapıldı. Kyoto'su, Rio'su. En son Rio'da Cumhurbaşkanlığı düzeyinde protokol imzalandı ve taahhütlerde bulunduk. Dedik ki biz bunları gerçekleştireceğiz. Tamam, gerçekleştiriyoruz. Fakat gerçekleştirirken biz bunları topyekün gerçekleştirmiyoruz. Özel sektör gerçekleştiriyor, kamu gerçekleştirmiyor. Kamunun yaptıklarını bazı toplum gerçekleştirmiyor. Mesela kamu mevzuat hazırlıyor, toplum ona uymuyor. Bir takım şeyler var. Yani burada da zincir birbirine bağlı. Ve doğal olarak da biz o imzaladığımız Paris COP20'deki imzaladığımız protokol için hazırlanmış olan iklim değişikliği eylem planları var. İklim değişikliği eylem planlarının içinde belli başlı başlıklar var. Bir uyum başlığı var. Bir efendime söyleyeyim sera gazı için salımı önlemek için tedbir alması gereken tedbirler var. Bunun içinde enerji var, inşaat sektörlere göre alması gereken tedbirler ve atık yönetimi var. Yani bunların her birini bizim uygulamamız gerekiyor. İklim değişikliği eylem planının altında da bunlar detaylıca anlatılmış durumda. Evet, anlatılmış durumda. Ama diğer taraftan bunları sektörlere, kamuya, okullara, topluma anlatabilmenin yolu da bizim gibi bu işi bilen insanların, her bir insanın sorumluluk alarak gönüllü çalışması gerekiyor. Ben çevre gönüllüleri diyorum onlara. Ve ben bu noktada yaptığım her seminerde, seminere gelip dinleyen ve bilinçlenen insanlara çevre gönüllüsü sorumluluğu verecek sertifika veriyorum. Katılım sertifikası ki o sorumluluğu hissetsin diye. Özellikle bunu okullarda aslında belki de çevre gönüllüleri insanları artık iklim savaşçısı haline getirmemiz gerekmiyor mu? Yani çok ne dersek artık. Çünkü her paydamız ortak nokta. Yani şey hep ortak amaç için çalışıyoruz hepimiz. Onun için de yarınlara güzel bir dünya bırakmamız gerekiyor. Evet. Öncelikle güzel bir ülke bırakmamız, güzel şehirler, siz dediniz de çevre, önce şehirden başlıyor. Çünkü şehirleşme bu küresel iklim değişikliğini getirdi bize. Evet. Ne yazık ki makinalaşma süreci. Peki çok bitirirken de çok kısa bir şey daha sormak istiyorum. Yeni sanayi devriminden bir umudunuz var mı? Teknolojik değişimde belki yeni bir teknolojik değişimde daha yeşil bir ekonomi ortaya çıkabilir mi? Valla teknoloji hızla gelişiyor. Her gün yeni bir teknoloji çıkıyor. Türkiye buna tabii ki adapte olmak için çaba sarf ediyor ama biz hala gerideyiz. Maalesef gerideyiz. Teknolojik anlamda gerideyiz. Ha, ilerleyebilir miyiz? Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Yapamayacağımız bir şey yok. Ben ağır sanayi sektöründen gelmeyeyim, evet. Özel sektörden.
ve Türkiye'nin yapamayacağı hiç... Yani biz önce onların farkındalığını yarattık. Gazetecileri yetiştirdik. Yani yetiştirdik değil, onların hissetmesini sağladık bu durumu. Ve bu küresel ısınma kurultayında davet ettiğimiz her gazeteci aslında çevre konusunda haberi yokken bile dersine çalışarak geldi. Çünkü oturum başlığına göre hazırlanarak geldi. Bu da bizim için bir avantaj oldu. Bir, aslında bir eğitim. Eğitim gibi bir şey oldu, evet. Ve bu bizi mutlu etti. De gördük ki 9 senedir gazetelerdeki köşelerimiz artmaya başladı. Haberlerimiz artmaya başladı ve biz bundan mutlu olduk tabii. Neden? Artık sesimizi duyuruyor olduk. En azından basın yayın yoluyla. Yani böyle bir şey oldu. Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin bu yöndeki bu küresel ısınma kurultayıyla çok büyük rolü var medyanın bu konuda dikkatini çekmek için. Aslında Türkiye'nin bu iklim değişikliğiyle mücadele etmesi, dünyanın da tabii mücadele etmesi bireyler anlamında söyledik ama medyanın, önce medya sektörünün ve basın mensuplarının belki de birer iklim savaşçısı olması gerekiyor ki bunu aşılayabilsinler topluma ve topluca bir ortak harekette iklimle mücadele edelim. Çünkü yani. Çok büyük bir karşımızda çok büyük bir düşman var. Evet, çok. Kendi yarattığımız bir düşman kendi var. Kendi yarattığımız, bizim sebep olduğumuz, yani insanlar olarak, bakın bunu canlılar olarak demiyorum. Çünkü diğer canlıların bu dünyaya bir zararı yok. Allah her canlıya bir görev vermiş bu dünyada. Demiş ki işte bu bunu yapacak, bu bunu yapacak, yılanın görevi şu, işte bunun görevi şu falan. Her canlının bir görevi var. Biz insanların da görevi var. Aslında bizlere de sorumluluk vermiş. Ama biz onu suistimal ediyoruz ve iyi niyette kullanmıyoruz. Ve çevreyi biz çok kirlettik. Çok kirlettik. İşte devrimlerle, işte petrolün bulunuşuyla, işte teknolojilerin gelişmesiyle ve kirlete kirlete bugüne geldik. Şu anda biz aslında bugün tüm dünya aynı anda ortak hareketle tedbir aldığı takdirde dünyayı kurtarabiliriz veyahut da biraz ömrünü uzatabiliriz. Ama maalesef ben buradan tedbir alırken diğer taraftan Afrika'daki tedbir almazsa veyahut da işte Orta Doğu'daki tedbir almazsa bir anlam ifade etmiyor. Topyekun bir mücadele insanlık olarak bir mücadele gerekiyor. Çünkü dünyanın, ben bundan 5 sene önce bir şey demiştim, arkadaşlarımızla iklim değişikliğinin Türkiye etkileri kitabında buna yer veriyoruz. Dünyanın 25 yıllık bir ömrü kaldı falan gibi böyle. Hani bir medyumluk yapalım orada falan dedik. Ama o çok ciddi bir durum. Çünkü ısınma hızla artıyor. Bunu ciddi anlamda yavaşlatmanın yolu da alınması gereken tedbirler. Ülke olarak tedbir almadık, aldık. Bakın, protokoller yapıldı. Kyoto'su, Rio'su. En son Rio'da Cumhurbaşkanlığı düzeyinde protokol imzalandı ve taahhütlerde bulunduk. Dedik ki biz bunları gerçekleştireceğiz. Tamam, gerçekleştiriyoruz. Fakat gerçekleştirirken biz bunları topyekün gerçekleştirmiyoruz. Özel sektör gerçekleştiriyor, kamu gerçekleştirmiyor. Kamunun yaptıklarını bazı toplum gerçekleştirmiyor. Mesela kamu mevzuat hazırlıyor, toplum ona uymuyor. Bir takım şeyler var. Yani burada da zincir birbirine bağlı. Ve doğal olarak da biz o imzaladığımız Paris COP20'deki imzaladığımız protokol için hazırlanmış olan iklim değişikliği eylem planları var. Bu iklim değişikliği eylem planlarının içinde belli başlı başlıklar var. Bir uyum başlığı var. Bir efendime söyleyeyim sera gazı için salımı önlemek için tedbir alınması gereken tedbirler var. Bunun içinde enerji var, inşaat sektörlere göre alınması gereken tedbirler ve atık yönetimi var. Yani bunların her birini bizim uygulamamız gerekiyor. İklim değişikliği eylem planının altında da bunlar detaylıca anlatılmış durumda. Evet, anlatılmış durumda. Ama diğer taraftan bunları sektörlere, kamuya, okullara, topluma anlatabilmenin yolu da bizim gibi bu işi bilen insanların, her bir insanın sorumluluk alarak gönüllü çalışması gerekiyor. Ben çevre gönüllüleri diyorum onlara. Ve ben bu noktada yaptığım her seminerde, seminere gelip dinleyen ve bilinçlenen insanlara çevre gönüllüsü sorumluluğu verecek sertifika veriyorum. Katılım sertifikası ki o sorumluluğu hissetsin diye. Özellikle bunu okullarda. Aslında belki de çevre gönüllülerden insanları bir artık iklim savaşçısı haline getirmemiz gerekmiyor mu? Yani çok ne dersek artık. Çünkü her paydamız ortak nokta. Yani şey ortak amaç için çalışıyoruz hepimiz. Onun için de yarınlara güzel bir dünya bırakmamız gerekiyor. Evet. Öncelikle güzel bir ülke bırakmamız, güzel şehirler. Siz dediniz ya çevre, önce şehirden başlıyor. Çünkü şehirleşme
bu küresel iklim değişikliğini getirdi bize. Evet. Ne yazık ki makinalaşma süreci. Peki çok bitirirken de çok kısa bir şey daha sormak istiyorum. Yeni sanayi devriminden bir umudunuz var mı? Teknolojik değişimde belki yeni bir teknolojik değişimde daha yeşil bir ekonomi ortaya çıkabilir mi? Valla teknoloji hızla gelişiyor. Her gün yeni bir teknoloji çıkıyor. Ve Türkiye buna tabii ki adapte olmak için çaba sarf ediyor ama biz hala gerideyiz. Maalesef gerideyiz. Teknolojik anlamda gerideyiz. Ha, ilerleyebilir miyiz? Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Yapamayacağımız bir şey yok. Ben ağır sanayi sektöründen gelmeyeyim, evet. Özel sektörden. Ve Türkiye'nin yapamayacağı hiçbir teknoloji yok gözüyle bakıyorum. Yapabiliriz. Çünkü buna sahip kapasitede insanlarımız, mühendislerimiz var. Ancak onları teşvik edecek gerekli altyapı ve mevzuatlarımız yok. Birisi çıkıyor, çok güzel bir teknoloji üretiyor. Sanayi Bakanlığı oradan çıkıyor ki gerek yok diyor. Bu ithalatı daha ucuzluyor, ithalatına yöneliyor. Bu bir. Yani bu çok acı bir durum aslında. Aslında onun desteklenmesi gerekiyor. Bu bir. Diğer taraftan teknolojileri kurarken iller bazında veya Türkiye'deki yayılım anlamında doğru yerlere kurmuyoruz. Nedir? Daha böyle bakir olan alanlara bazı teknolojilerin taşınması gerekiyor. Ayrıştırma tesisleri, geri dönüşüm tesisleri. Neden her şey Türkiye ekonomisinin %60'ı Marmara'da? Neden? Riskli, en deprem riskinin en yüksek olduğu bölge Marmara'da. Neden? Gibi. Neden buraya izin veriyorsunuz? Biraz Anadolu'ya yayın, biraz İç Anadolu'ya yayın, Karadeniz'e, Antalya, yani Akdeniz'e yayın, yani o taraflara yayın. Bizde bu yanlışlar da çok fazla. Hani teşvik veriyorsun, teşvik verirken de teşvikleri de yetersiz veriyorsun. Mesela bir geri dönüşümde, bir ayrıştırma tesislerinde teşvik verilmiyor. Bu aslında ekonomiye kazandırılması gereken ürünler var ama o tesislerin kurulabilmesi için teşvik yok. Bu çok acı bir durum. Yani geliyor bir tane sanayici veya en basitten mahalledeki bir hurdacı gelişiyor, büyüyor geri dönüşüm anlamında. Kendini geliştiriyor. Diyor ki ben tesis kurmak istiyorum. Artık bunu daha çağdaş, daha modern, daha böyle denetlenebilir, daha vergimi düzgün ödeyebileceğim bir kuruluşla yapmak istiyorum diyor. Ama gücü yetmeyince, devlet teşvik de vermeyince orada kalıyor. Ve vasat tesislerle götürüyoruz işi. O yüzden doğru konumlandıramıyoruz. Doğru mesela. Konumlandıramıyoruz. Bunlar çok önemli. Yani işin her boyutunda bizim sıkıntılarımız var. Mevzuatlarımız çok kötü. Mesela mevzuat hazırlıyoruz. AB'ye uyum kapsamında diyoruz. Ben AB'ye ille de girelim diye şey yapmıyorum. Bunu söylemiyorum. Ama medeniyet seviyesini yakalayabilmek için bir yere dahil olmakla oranın güzel kurallarına zorunda değiliz. Ama bir şeyler alabiliriz diye düşünüyorum ben. Alabiliriz diye düşünüyorum. Burada şu önemli, mevzuatları çok sık değiştiriyoruz. Sadece 11 yılda 7 kez ambalaj atıklarının kontrolü, yönetmeliği değişti. Bu bizim belediyelerle uyguladığımız altyapıya çok büyük zararlar verdi. Tam bir sistem oturuyor, evet. Değişiyor. Yani neden kamu dediğimi şimdi daha iyi anlarsınız. Kamuda, çünkü kamudaki bürokratlarımız da yetersiz. Bir tek çevre konusundan Çevre Bakanlığı sorumlu değil. Bir tek Sağlık Bakanlığı sorumlu değil. Önce çevre konusunun bütün kamu binalarında dörtlük oturtulması gerekiyor. Her bina, her kamu binası, her bakanlık, her yerde ambalaj atıklarının ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması gerekiyor. Bu yok, çoğunda yok. Yani bir kere kendi içimizdeki kurumlar arası entegrasyonda büyük sorun yaşıyoruz. Kamunun da bu işte bir örnek teşkil etmesi, tıpkı medya gibi. Bilinçli bürokratların yetişmesi, o bürokratların ailesine bu işi adapte etmesi, uyumlaştırması yani çok önemli. Bilmiyorum tabii ben olaya biraz farklı mı bakıyorum bilmiyorum. Gayet doğru yerden bence yani, yapabiliyorsunuz olayı. Ondan sonra halka inerek gitmemiz lazım. Halka da iniyoruz. İnmiyor değiliz. Halka inen de iklim aslında gönüllüleri var. Çevre gönüllüleri var. TÜÇEN mesela var. TÜÇEN var sizin. Evet. Başka bir başında bulunduğunuz PÜKAT. PÜKAT var. Şimdi 15 yıldır tabii çevre... Önemli bir örgütlenme içerisindesiniz aslında. Evet, evet. Şimdi 15 yıldır çevrenin içinde olup da bazı eksiklikleri hissedince şimdi bakıyorsunuz çevreyle ilgili bir çalışma yapacaksınız. Bir kentsel dönüşüm binasında sorun yaşıyorsunuz. Çünkü niye? Atık yönetimi altyapısı yok. Atık getirme merkezi kuracaksınız, altyapısı yok binalarda, sitelerde. Tabii doğal olarak
kentsel dönüşüme de el atmak durumunda kalıyorsunuz ister istemez. Ve ben işin bu boyutuna geçtim. Şu anda bu boyutundayım 2 yıldır. Diğer konuları yaparken paralelinde bunu da yapıyorum. Kentsel dönüşümde uygulanmayan 5 ana mevzuat var ki aslında bunlar denetlenerek uygulansa her bir bina yeşil bina olma konumuna geliyor. Ama biz bunu daha henüz yapamıyoruz, yapmıyoruz. Bakın, cuma günü bana bir mail geldi. Mail içler acısıydı ve çok üzüldüm. 3 yıllık bir binadaki enerji verimliliğine sağlanması gereken pencere kapılarının olması gerekirken bana bir fotoğraflar gönderdiler. Pencere montajının yanlış yapılmasından kaynaklanan, bırakın enerji verimliliğini sağlamak, evdeki yaşayan insanların astım boyutuna getirecek bir iç mekan durumu oluşmuş. Nasıl? Pencereleri montaj edilirken çift mermer uygulanması gerekiyor hava sirkülasyonunu sağlamak için. Müteahhitler tasarruf ekonomik olsun diye tek mermer kullanmış. Pencere hep buharlı. Bu aileler kışın bütün buharlı camla yaşıyorlar ve etrafı küflenmiş durumda. Yani bu çok riskli bir durum aslında. Ev halkını astıma götürüyor direkt. Yani bunların önlemlerin alınması ve denetlenmesi gerekiyor. Erişilebilirlikle ilgili çalışmalar yaptık. Bu noktada Aile Bakanlığı'ndan 2 projeden ödülüm var. Bunu da gururla söylüyorum her zaman. Erişilebilirlikte maalesef kentsel dönüşüm binaları yetersiz. Müteahhit ekonomik olsun diye 80 santim kapı genişliği koyuyor ama bir tekerlekli sandalye 120 santimden giriyor. Engellilerin yaşayabildiği her yerde biz yaşarız. Ama bizim yaşadığımız yerlerde onlar yaşayamıyorlar. Onun için altyapımızı bu şekilde oluşturmamız gerekiyor. Kentsel dönüşüm binalarında da uyulmayan mevzuatlardan 2 tanesi üzerinde sadece durdum. Ki enerji verimliliği, alternatif enerji kullanımı, görüntü kirliliği hepsi hak getire ki daha berbat. Aslında hepsi buna etkiliyor. Çevre danışmanı Aynur Acar, çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Genel bir iklim savaşından başlayıp aslında kentsel dönüşümde nasıl bir fırsat bizi bekliyor kadar bu konuda aslında atılacak adımlarla beraber mevzuat eksikliğine de değindiniz. Evlerde neler yapılabilir ona da değindiniz. Çok teşekkür ediyoruz. İklim ekonomisinde bugün çevre danışmanı Aynur Acar'ı ağırladık. Genel bir küresel iklim değişikliğinden iklim savaşçılarına değindik. Evlerde atıklar nasıl azaltılığa geldik. Taşra'da nasıl biyogaz üretilir ve Türkiye'nin ithalatı, fosil yakıtlara dair ithalatı nasıl azaltılığına değindik. Güneşin önemine değindik ve en önemlisi de belki de şu an gündemde olan kentsel dönüşümde yapılacak, atılacak adımlarla küresel iklim değişikliğine karşı Türkiye nasıl bir mücadele verebilir? Burada nasıl fırsatlar bizi bekliyor? Ona değindik. Aynur Hanım'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için.